Tonla Caz'la İstanbul'dan Denizli'ye gidiyoruz. Şimdi arabamız 147 binde. Biz üçüncü sahibiyiz. Bundan sonra Walmart kullanacak. Yalova civarında feribottayken, Yalova feribotundayken kilometreyi sıfırladım. Şu an 125 km yol gelmişiz. Yollara yani bu arabaya göre fena gelmedim. 110-120 yani 140-150'ye kadar çıktığım yerler oldu düzlüklerde. Yakıt nasılmış bir bakalım. Şu an 6.9. Kamerayı almak için durdum. O yüzden 6.8'de 6.9'a çıkmış durduğumda çalıştığı için. Acayip rüzgar var bugün. Sağ taraftaki ağaçlardan belki fark ediyorsunuzdur. Ona rağmen yani tüketim gayet iyi. Ben CVT şanzıman olunca tempolu gidince çok yakacağını düşünmüştüm. Fakat şu ana kadar yakıtı gayet güzel gidiyor. Bakalım biraz sonra zaten depoyu muhtemelen doldururum. Yarın depo benzin var. Gerçi götürebilir. Hop. Adam Allah, umarım uçmaz vallahi kamyonet üzerinde. Vallahi hızlanması fena değil aracın. Bir tek işte bu CVT şanzımının bir ses yapması var. Hızlanacağınız zaman gaza basıyorsunuz. Mesela şu an 3000 devir 100 ile gidiyoruz. Hızlanmak istersem gaza basacağım. Önde araba bir gitsin de. 4000 devire çıkıyor. Devir CVT kullanmayanlar için söylüyorum. Devir 4000'lere çıkıyor. Yavaş yavaş hızlandıkça devir oralara kalıyor ama araba hızlanıyor. Çok enteresan. Şu an 110'a geldim. Devirim 2500'de. Vites atman yok ya biliyorsunuz CVT'de. Huni gibi şanzımanın üzerine gidip geliyorsunuz. Enteresan. Şimdi hızlanıyorum bakın. 3500 devirlerde devir. 110'la gidiyorum. Araba hızlanıyor bakın. 120 oldu. Devir hala 3500. 120'yi biraz geçtik. 130 oldu. Devir hala 3600 falan oldu. Çok az arttı. Yani araba gidiyor ama tabi rüzgar sebebiyle acayip rüzgar var. Çok rüzgar sesi alıyor şu bugün. Bu araba zaten hızla için üretilen bir araba değil ama gidişinden memnun kaldım açıkçası ben. Kardeşimdeydi bu araba. Bundan sonra bizde olacak. Güzel gidiyor yani beklediğinden gayet iyi. Rampalarda falan CVT devri yükselterek hızını korudu yani 90'la falan çıktı rampaları. Diğer arabamla çok çok farklı değil performansı uzun yolda. Gene yolda ara sıra sizi güncelleyeceğim. Evet, yola çıkalı 391 km oldu. Denizli'ye de yaklaşık 120 km civarına yol kaldı. Tükettiğimiz ne olmuş? Beraber bakalım. Hiç sıfırlamadım. 6.4, 6.8 civarındaydı. Şu an 6.4'e düştü. Çünkü son yaklaşık bir saattir 110-120 aralığına geldim. 110 civarına geldim. Daha önce 120-130 o civarlarda gelmiştim. Yani bu arabayı sakin kullanırsanız, 90-100 civarı kullanırsanız işte 5.8 gibi tüketimler yakalamak işten değil. Çok rahat. Tüketim şimdilik böyle. Konfor da anlatmışım daha önce. Bir dahaki yolculuğun sonunda tekrar görüşürüz. Evet, şimdi yolculuğumuz sona erdi. Şükür sağ salim geldik. En güzel yolculuk sağ salim vardığınızda zaten. 508 km yapmışım. Ortalamda ne olmuş? 6.5. Bu da 6.4'lü Sarıgöl rampası var Denizli'ye yaklaşırken. Orası ve eve yaklaşırken biraz dik bir rampa var. Oraya çıkınca buraya geldi. Gayet güzel bir tüketimi var bence bu performansa göre. Dediğim gibi 6 litrenin altına indirmek işten değil. Zira ben biraz tempolu geldim. Yani 90-100 derseniz